Merhaba arkadaşlar, tekrardan İme Satranç kanalına hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle sizin en çok sevdiğiniz serilerden birisi olan Anlatarak Oynuyoruz'un yeni serisini çekiyoruz. Bugün saatlik yıldırım turnuvasına katılacağız ve rakip olarak 1400, 1500, 1700, 1900, 2000, 2100 o bantlarda herkesle oynayıp sizlerinden geldiği kadar maçları anlatırken fikirleri söylemeye çalışacağım. Yine bu seriye 1000 like gelirse bu videonun yeni serisini göreceksiniz. Umarım hepinizin keyfi yerindedir. Bu aralar biraz tadımız kaçık. Ülkemizde yaşanan son olaylardan dolayı derken bir dakika. Şunu bir şey yapalım. Şeyden unutmuşum. Körlemede kalmış en son. Bayağıdır oynamadığım için. 2100 rakip geldi. E4 ile başladı. E5 oynayalım. Ekran nasıl gözüküyor ona bakalım. Ekranı süper ekranla ilgili hiçbir sıkıntımız yok. Hemen devam edelim. Bakalım bugün sizlere elimden geldiği kadar güzel şeyler sunmaya çalışacağım. At F3 oynadı. At F6 çıkacağım. Petrov oynuyorum yine. At E5 kırarsa At E4 kıracağım ve size yine birkaç garip variant göstermeye çalışacağım. Bunu vuruyorum. Fikir de şu, vezire ilk gelince vezire 7 gelmek, pardon her zaman değil, yıldırım maçlarında vuruyorum. Ufak böyle tuzaklıyla normal fikirlerin karışımı. Rakip burada atı isteyince siz de atı geri istiyorsunuz. Atı aldığında bir tane D6 yaptığınız zaman tahtta hiçbir sorun kalmıyor. Çünkü D4'ten sonra atı geri alıyorsunuz. Şimdi D5 kırabilir, vezire E5 kırabilir. D5 at C6 çıkıp ver piyonu diyorsunuz tempoyla. Ve vezire E5 kırıp vezire değişmek istiyorsunuz. Rakip fil E5 gelip atı açmaza aldı. Hiç korkacak bir şey yok. Fil D7 geliyorum. Yine E5'lik bir yön almaya çalışıyorum. Bakalım burada ne yapacak. Fil C6 kırarsa ben de vururum. Fil F4'ten sonra ben hep burada G5 sürüyorum. Bu biraz garip bir hamle. Ver diyorsunuz fili. Kaçarsa fil E5 bir yönü boşta kalıyor. Fil eğer G3 çekerse güzel bir sürpriz var. Bakalım çekecek mi? Çekerse keyif alacağınız bir hamle. Ve F5 geliyor burada şimdi. EF6 yerse vezir boşta. Veziri kaçarsa F4'ten sonra fil düşüyor. Bu gerçekten internette yapabileceğiniz en pis kandırmalardan bir tanesi ama hepinize öneriyorum. Rakibe satrancı bıraktırma garantili tatlı bir trik. Şimdi F5'ten sonra F4 sürüp bu fil direkt düşüyor. Bakalım rakip nasıl devam edecek? En mantıklı yöntem vezire E2'ye çekip F4'ten sonra vezir H5 şah çekerek bir tık konumu bozmak. Çünkü diğer türlü pek bir şansının olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Çünkü atıyorum mesela vezir E4 falan kaçarsa F4 süreceğim, fil düşecek. F4 diğerse F4 diyeceğim. Vezir F4'de vezir E5 şah çekeceğim. Vezir E5 kırınca at E5 vuracağım. Fil D7, belki bir şah D7, fil D6, kale G8, kale F8. Vur babam vur. Buna bir F4 sürelim. Hemen şu fili düşürelim hızlıca. Çok seri bir şekilde. Diğer türlü pek bir şansı kalmayacak çünkü. Bakalım. Ver diyoruz fili. Ama şu an almak zorunda değilim hemen bu arada. Önce bir uzun nokta çekebilirim. Çünkü bu fil çalışmayacak hiçbir şekilde. Burada F3 veya F3 yapması lazım. Bu E6 çok kötü hamle çünkü vezir E6 şahattan sonra vezir E6 vuracak. Fil E6 vuracağım. Bu fil direkt oyun dışı kaldı. Rok atarsa ben de rok atacağım bu arada. Çünkü yersem kaleyi birden sonra bir şey çıkar falan. Hiç uğraşamam ve gördüğünüz üzere yalnız 13 hamlede 2100'lü dümdüz yendik. Bu varyantı internette kullanmayı unutmayın. Geçelim bir diğer maça. Bu arada yeni şeylerden sonra bu dönemde ben yine satranç dersleri vermeye başladım. Onun için... İşte yeni satranç akademi olur. Ne bileyim işte bizim site olur. İstediğiniz yerden bize ulaşabilirsiniz. 1-2170 daha geldi. Çok fazla vaktim yok. Hani maksimum 1-2 öğrenci belki alabilirim şu an bu dönemde. Öyle söyleyeyim sizlere. E4 geldi. Hemen bir E5 sürüyorum. Bakalım bir daha deneyelim aynı variantı. Tutacak mı? Hareket E4 sürerek bundan çıktı. E4 kırıyorum. Eğer burada C3 yaparsa vuracağız. At F3 geldi. Hemen bir D5 sürüyorum. Merkezi almaya çalışıyorum. Vezir D4 dedi şimdi. Buna bir at C6 çıkacağım. Bu da böyle bildiğim garip bir diğer varyant. Vezir D5 gelince değişiyorum ve at B4 gelip piyonu geri alıyorum buradan. Ver C2, ver D5'i diyerek. Bu da böyle yine internette rahat rahat oynayabileceğiniz pozisyonlardan bir tanesi ama masa başı değil. Mesela burada fil B5 şah çekse, fil D7'ye fil D7 vursa, şah D7'ye T5 şah çekse normalde pek şansınız yok maçı yenmek için ama internette yıldırımda özellikle bunları bulmak pek kolay olmuyor. Şimdi fil F5 geldim. Piyona baskı yaptım. Uzun ok atıp D5'teki piyonu da isteyeceğim aynı anda. Tüm taşlarından geldiği kadar kullanıyorum. Hemen okuma attım. Bu piyonu almaya çalışıyorum. At C3 geldi. Fil B4 çıkıyorum. Taşımı gelişerek kale D5 kırmayı tercih etmeye çalışacağım şimdi. At E5 gelirse burada F7'ye baskısı var. Büyük ihtimalle buna fil G6 çekebilirim. Ama çekmeyebilirim. Rok attı. Vurup vurup D5'e vurmak yerine at F6 gelişip at D5 kırmayı tercih ederim açıkçası. Bu daha rahat olacağını düşünüyorum. Bakalım at F6'mız geldik. At E5'e fil G6. Fil G5 gelirse... Bunu düşünmek lazım şimdi yani. Fil G5 gelirse sanırım fil C3 kale D5 tek çare gibi bir şey oldu ama korum açısından gayet memnunuz. Hiçbir sorunumuz yok. Fil F6, GF6 devamında benim filmek imdatından daha iyi bence budur. Çünkü bu D4 C3 bir yönü pek kuvvetli gözükmüyor. At E5 geldi. Fil'e bir baskı yaptı. Hemen bunu da fil E6 gelerek bir koruyalım. Engelleyelim. F4 yaparsa H6 yapacağız. Fil F6'ya GF6 kıracağız.
Piyon yapısının bozulmasından korkmayın. Bence rakibim buradaki piyon yapısı çok daha zayıf. Benim piyon yapıma kıyasla öyle söyleyeyim. Bir F6, GF6. Şimdi burada at F3 gelirse koyacağım kale G8. At D3 geldi. Kale G8 değil, kale... Evet, buraya geleyim kaleyi. At F4 gelirse kale G5 getiririm. At E6'ya ara bir hamle var. Kale çarpı 2 kişi. G3 yaparsa da kale G4 geleceğim. Şöyle bir. Şu an çaktırmadan bu atı almak istiyorum açmazdan. Bakalım rakip onu tercih edecek. Eğer şah H1 gelirse fil C4 gelip kale F4 gelip fil D5 ile kandırmaya çalışacağım. Kandırırsam efsane olur. Kandıramasam da canım sağ olsun. Bence at E6 vuracak ama kandıramayacağım. O kadar zayıf bir hataya düşünmüyorum. At G2 çekti, en temizini yaptı. Bir F5 sürelim. Fikir F4 sürmek şimdi. Buna F4 çok kuvvetli hamle bence. Bunu biraz gözden kaçırdım ben. Hızlı ve acele ettiğim için. H5 yapalım. Hiç sıkıntı yok. Şimdi H4 sürmek istiyorum. Ya bizde böyle çok şey sıkıntısı yok yani. Elimizden geldiği kadar basit oynuyoruz. Hata yaparsak geri topluyoruz. Şimdi şah F2'den sonra fikir F3 gelerek kale istemek olacak rakipte. Biraz tehlikeli olduğu için bir kale geri çekmeye çalışacağım. Ki H4 sürmeyi sürebileyim at E3'lerden sonra ki burada direkt süremiyorum. Bakalım. Kale E1 geldi. Bir şah D7 oynayalım. C6 fil D5 koyalım sonra. H4 sürüm devamında. Ben bu konumdan memnun muyum? Dürüst olayım. Çok değilim. Ama konum kayıp mı? Hayır değil. Ama karşı oynasa beni yener mi? Yener. Ama siyahı yenemez gibi yani. Zor biraz. Öyle bir pozisyon bu yani. B5. Beyazların şansı çok daha fazla bence siyahlara göre. Nerede hata yaptığımı sorarsanız bir tek böyle burada kale D5'ler falan abartıydı. Şimdi kale E5 geldi. Adam kale C5 koymak istiyor. At H4'te de piyonu da almak istiyor aynı zamanda. Buna bir dur dememiz lazım. O yüzden F6 oynayacağız. Vereceğiz kaleyi. Kale E3 döndü. Çok güzel. Şimdi buna fil D5 koyuyorum. Fikrim at H4'e fil D4 koyarak fili daha da merkezi bir kaleye getirmek. Ve rakip izin verirse kale G4 kale H4'ten sonra kaliteli daha sevip kaleyi içeri dalıp bu piyonları toplamak buradan hepsini. Fikrim bu şekilde açıkçası. At E1'e bir H4. Çok kuvvetli hamle. Yerse kale H7 sonra kale G4 koyacağım. Belki direkt kale G4 de mantıklı. Ver piyonu ver piyonu diyebilmek için. Şu ana kadar konumla ilgili hiçbir sıkıntımız yok. Şu an topladık bence pozisyonu, öyle söyleyeyim. Burada siyah akarsam beni dümdüz at yener, öyle söyleyeyim. Hiç şansım yok. Şimdi bir kale H7 geleyim. H2-3 kale H2 gelmek istiyorum. Ufak ufak böyle bir fikirler, manevralar falan filan. Özlemişim burada kanala video içerik üretmeyi. Birazcık son zamanlarda çok aşırı yoğunluğum var. Başka işlerle uğraşıyorum. At G2 geldi. H2-3 kıralım bir tane. H2-3 yerse kale H2 indirelim, bir tane ver diyelim atı. Kaleyle korursa şimdi tamam, çok güzel. Burayı her tarafa birbirine bağladık. Sıra şimdi bu taraftan, yani vezir kanından bir açık yaratmak. Benim fikrim A5, kale A8, B4 ile her şey değişip bu kaleyi de öne sokmak. Çünkü kaleler açık hatlarda çok daha kuvvetli normal yerlerine kıyasla. Bu yüzden burada bir açık hat açtığımız zaman rakip için durum bir tık sıkıntı yaratabilir. Hemen direkt B4 sürdüm. Vurup en son kale A8'e ineceğim. Fikrimizi biraz gizleyelim. Hop, ver diyorum şahı. Buna vurup, buna vurunca buna vurup, buna vurunca buna vurmak. Fena. Fenayım şu an. Şu an alev alev moda geldim. Bir piyon verdim. Aktifliğim çok iyi. Kaleye bir gelirse de kale A2 oynayacağım. Ver diyeceğim atı. At E3'e kale F2 mat var. Bir tık, ooo, kale A2 oynadım. At E3 gelirse kale F2 oynuyorum ve bam. Bam bam bam. Kale C1 geldi. Vur fil G2, çek fil geriye dördü. Hatta F3 daha kuvvetli. Terk geldi. Çok güzel, bakın 200'de yendik. Bugün rakipler daha kuvvetli seviyede geliyor. Umarım birazcık da düşük rakip gelir ki benim de sizlere bu çektiğim videonun siz açısından biraz faydası olur. Çünkü genelde izleyici kitlemiz 1500-1700 o bantlarda olduğu için daha düşük rakiplerle oynayınca onlar için daha faydalı oluyor. Ve ben de mutlu oluyorum size faydam olduğu esnada. Tabi siz de beni destekliyorsunuz, o da gayet iyi oluyor. Böyle böyle beraber güzel güzel gelişiyoruz, öyle söyleyeyim. Bu gayet iyi oluyor. Hah, bir tane 9 geldi, çok güzel. Bu defa beyazız. Ben size garip bir şey denemek istiyorum. E4 oynayacağım. Eğer rakip E5 yaparsa göstereceğim size yapacağım fikri. Çok güzel. At F3 oynuyorum. Ver diyorum piyonuma da E4 sürüyorum. Bu da farklı bir fikir. At B4. Buna İskoç diyorlar. Şimdi burada fil C5 gelmesi lazım. Çok güzel. Fil E3 oynuyorum şimdi. At C6 istiyoruz fil C5 kırarak aynı zamanda. Şimdi bakalım buradan. At D4 kırdı. Çok güzel. Fil D4. Ver diyorsun G7'yi. Vezir D4 kırdım. Ver diyorum G7'yi. Vezir F6. Vezir değişmiyoruz. E5 sürüyoruz. Kesinlikle. Vezir E6'ya tempo ile fil C4 gelişiyoruz. Ver diyoruz veziri. Şimdi veziri B6'ya gelirse vezir değişmek istiyordur. Burada biraz dikkatli olup vezir C4 çekmemiz lazım. Aynen, vezir değişmeyeceğiz kesinlikle bu pozisyonda. D6'ya D6 G7'ye baskı yapmak için. At E7 geldi. Buna hemen rok atıyorum. Fikrim çok basit. Kaleye 1, at D2, at F3 koymak hızlıca.
Hemen kaleye bir gidiyorum. Diyeceksiniz ki kaleye de ne işi var? D6 yapınca vurunca en son at boşta kalsın diye. Şimdi C6 geldi. Hiçbir şey istemiyor. Hemen atla 2 çıkalım. Vezir C7 geldi. At E4 koyalım. At D6 koymak istiyorum şimdi. Gayet bence iyi oynuyorum. Şu an konum açısından özellikle. Bu zayıf kaleye oturduğumuz anda rakibin taşlarının hepsi paramparça olacak. Bir G4 sürelim. Atı isteyelim. D5 geldi. GF5 kırsam. Ne yapıyor da bu adam? Fili alınca F6 yapacağım ben de. Benim hedefim burası. Şöyle bir F6. Fikir de bu. Böyle yılan dansı yaparak rakibi mat etmek. Fil F5 tek hamlesi. Fil G6 ile tıkamak için önemli ama ona da Vezir G3 koyacağım. Vezir G3'e H4 süreceğim. Pardon. Fil F5, Vezir G3, Fil G6, H4, H5 fili kaldırıp G7'den mat etmek istiyoruz. Buraya kadar bence hala hiçbir sıkıntı yok. G6 geldi. Şimdi Vezir G3 gelsem, buraya gelmek istesem. Şah H8 tek hamle Vezir'i buraya koysam. Kaleye gelince at G5 koysam ve matı kesemesi çok mantıklı olur bence. Güzel bir yöntem buldum bence kazanmak için. Bunu engelleyemeyecek gibi duruyor. Bakalım engelleyebilecek mi? Fikir çok basit yani. Gel Vezir'i matı iste. Şah'a kaçınca buraya bir daha gel. Koruyunca koru. Hop koy buraya bitti. Vezir F6, F6 boştu. Bugün mermi gibiyiz. Tak tak atıyoruz valla. Çok iyi ilerliyor her şey. Bakalım. Gayet güzel. Şu ana kadar hiçbir sıkıntımız yok. Vezir G'de matta kesemiyor. Bir maç daha çıkartalım bu maçtan sonra. Hiçbir yere ayrılmayın. Bu arada arkadaşlar kanalın erişimi cidden biraz sıkıntılı. Uzun zamandır böyle yayında yapmadığımız için ki başlayacağız en yakın zamanda. Sizlerden bir ricam daha var. Çok şey istediğimi lütfen düşünmeyin. Bir adet yorum izledikten sonra. Bir adet yorum sadece böyle. Yani nokta olur, virgül olur, teşekkürler olur. Yani küfretmeyin. Ne yazarsanız yazın o dereceye. Onu da beni kırmayacağınızı umarak sizlerden rica ediyorum. Hemen devam edelim. Son rakibimizi bekleyelim. Bakalım bu defa kim gelecek? Onbirisine çıkmışım bu arada. Bayağı da geç başladım turnuvaya ama. Rakipler çok kuvvetli değil tabii. O yüzden böyle oldu. Ama iki rakibim çok kuvvetli. 2200 bandlı iki oyuncu oynadım. Bakalım bir tane daha tatlı bir rakip verirse bize her şey çok güzel olacak. Birazcık daha düşük rakip istiyorum böyle. Evet. Bu da bantlarda. Ronin 76. Bakalım ne oynayacak. E4 ile başladı. Bir daha 5 oynayalım. Bakalım belki bizim tuzağımızı yuttururuz bir daha. At F6 geliyoruz. Ver diyoruz piyonu. At E5'e bunu alacağız direkt. Vezir E2 geldi. Bu çok kötü. Eğer bakın. Böyle ben benim konu mantı olamaz kesinlikle. Bu yüzden de böyle bir şey bilmiyorsanız taş gelişin. Rakip bunu istiyor değil mi? Tamam. Çıktım taşlarımı gelişmeye devam ediyorum. At C6. C3 geldi. Hemen D5 sürüyorum. Ver diyorum piyonu. Buna fil C5 çıkıyorum. Fikir çok basit bakın. Rok atacağım. Tüm taşlarımı önüne soktum. A5. D4. B6. Çok temiz bir setup'tır her zaman. Fili aldıktan sonraki bir parça param parça pinçik mi paramparça mı? Hangisi daha mantıklı? İkisinden birini kullanabilirsiniz. Hemen fili altı gel. Vezir iste. Şöyle uzak uzaktan uzaktan hiç dokunmadan. C4 tek hamlesi. Vezir'e de oynayacağım. Artık bu kare paramparça. Çok zayıf. Çünkü bu kareyi koruyan bir piyon yok. Fil G5'e bir H6 yapıp fil F6'ya vezir F6 kırıyorum. Konumu geliştirme çabasıyla. At C3'e bir at D4 koyuyorum. Yerse fil yiyeceğim. Şu an çift filli elimde. Konumla ilgili en ufak bir sıkıntım, en ufak bir korkum, hiçbir şekilde kaygım da yok. Vezirimi istiyor şuradan. Vezir D6 çekerek koruyayım. Belki bir C6 yapıp atı kovarım ama şu anda erken olduğunu düşünüyorum. Kafamda çok farklı fikirler var. Bu kaleleri böyle bir oyuna sokarak devamını düşünmek. Kale C1 geldi. Hemen kale 8 girelim. Kale D1 geldi. Hemen kale 8 girelim. B3'e de buraya koyduk kalemizi. Çok güzel. Şimdi bunun devamında taşların hepsi gayet yerinde. Ne yapmak gerekiyor burada? Sanırım her şey yolundaysa biraz rakibe rahatsızlık vermek gerekiyor. Dört yapalım. Buradaki piyon hepsini biraz bozmaya çalışalım. Eğer yerse piyon kaybetmiyorsunuz diye düşünebilirsiniz ama bence buradaki piyonun zayıflığı, buradaki piyonun zayıf bırakmak bir piyonun daha değerli olduğunu düşünüyorum. Veya bu hatta açmanın aynı şekilde. Şimdi vurdum. Bu film bence burada görevi bitti. Bunu bence B7'ye çekelim. Bu kaleyi de alalım buradan aktaralım. Aşağıya aşağıya. F4 şu an tek bir beni korkutan hamle ama korkutan dediğinde sonucuna pek bir şey de elde edemiyor rakibim. Şimdi buna bir C5 yapacağım. Bu hamlenin bende özel bir yeri var. Vurup vurup hep... Aha izin vermedi.
Hamlenin de özel keşke olmasaydı. At burada kaldı ya. Şimdi nasıl kalacağız buradan? Burada biraz acemice oynadım. Hemen kaleyi buraya geleyim A8'e. Acemice değil mi? Konum hala bana iyi ama olsun. Daha iyi de olabilirdi. Şimdi bu kaleleri buradan böyle çiftliği çiftliği aşağı inersek her şey yolunda gibi olacak. F6 geldi. Buna vurdum fil D5. Sonra vezir F6 vurdum. Bir piyon daha kırptık. Bir piyon kırptık daha doğrusu. Bir piyon daha değil. Kafa biraz dağınık olunca saçma sapan konuşabiliyorum. Şimdi C veya E ile vuracak, hangisine vuracağını düşünüyor. Benim fikrim vezir F6 kırıp bir piyon daha uyutmak. Bakalım ne yapacak bu pozisyonda. Yok, hamlesi yok şu an. C5 kırdı, vezir F6 aldım. Tamam. Bu oyun sonlarında özellikle çift fil, terslik fillerde eğer bir taraf atağa başlıyorsa diğer taraf fil geri gibi oluyor. Bakın şu an mesela bu fil aslında çalışmıyor hiçbir şekilde. Çekiyorum hemen vezirimi D6'ya. Kalemi A7'den diğer kaleyi buradan oyuna sokacağım. Ve aşağılara da alıp bu işi bitireceğim. Hemen bir kale A7 koyalım. F7'yi koruyoruz böyle uzaktan uzaktan. En önemli savunma dokunmadan yapılan savunma bence. Tertemiz. Hiç sıkıntısız. Çok kafi. Kale F5 geldi. G6 ve H6 var. Taş kazanmıyorum. Adam kale F1 gelmek istiyor. Peki direkt kale 8 gelsem. Kale F1'e G6 yapsam. Gayet kafi. Hop. Ver diyorum veziri. Ver diyorum. Tamam. Sorun yok. Hala konumuz iyi. Rakip bir şey istiyor mu benden istemiyor. B5 sürüp piyon çıkayım vezire. Kale F6 istiyor. O zaman şak G7 koysam yine kale F6 istiyor. Acemilik yaptık. Peki tamam. Şah G7 gelsem kale F6, vezir F6, kale F6, şah F6, vezir H4 terk. Arkadan kale düşüyor. Gebeşe vezir H6 şah var. Bunu sevmiyoruz bu yüzden. Vezir D7 gelsek her şey çözülür gibi. Şöyle bir açmaz. Vezir de çıkamıyor buradan. Aynen. Şu an rakibin vezirini değişmeye mahkum bıraktım adeta. Çaktırmadan ufak ufak bir yolumuzu bulduk yine. Bakalım ne yapacak burada. Şu an bir şey veremiyorum. Rakip için H4 geldi. H5 sürmeye çalışıyor. Peki ben H5 sürsem vezir G5 gelse rahatsız edici. Şah H7 gelsem kale F7 boşta. Şah G7 gelsem kale F7 kırıyor yine. Ondan rahatsızız biraz. Şah H7 kale F7. Şah F8 kale F7. Kale F8 kale F7 yok. Orada H5 sürüyor orada. Ne yapacağız ya burada? Konum biraz rahatsız edici oldu açıkçası. Şah G7, kale F7, vezir F7, kale F7, kale F7, H5, G5, vezir E6, tilt. Bulamıyorum. H5, vezir G5. H5'i şu an tek çare kaldık ya. Bu bir şart oldu şu an. Vezir G5 gelince kale F7 kırmak isteyecek. Ona ne yapacağız bilmiyorum. Belki fil içe girmek durumunda kalabilirim. Vezir E3, GF5'ten sonra. Şah kaçtım. Bir dakika, şimdi fil E3 gelsem. Vurdu, vurdum. Şah çekti, kaçtım. Şah çekti, yok kaçamıyorum buradan da. Rakip direkt kale F7'yi kırmak istiyordunuz. Buna şu an böyle dur diyebilirim. Kale F7'yi kırarak, vezir G6'ya kale G7 koyarak. Ya bu piyonun biraz hızlı olsaydı çok iyi olabilirdi benim için ama rakibim biraz iyi oynadı. Maç eriyoruz. Rune. Kale F6 geldi. Gözür sürmek istiyor şimdi. Biraz ortalık karıştırmam lazım. Diğer türlü hiç şansım kalmayacak gençler. Nasıl maç bu arada? Geldi. Maçtan sonra analiz work yapacağım bu arada bunu. Şah G7, G4. Şah G7, kale F7. Tamam mı? Şah G7'ye koyayım mı? Çok da abartacak kötü değil bu arada pozisyona. Öyle laf ettim de. Tamam, kale B6 kırdı. C4 süreyim bir tane. Şöyle verdiğim kaleyi. Aha, eyvallah aslanım eyvallah. Çok iyi oldu burası. Çok iyi oldu. Tamam, kaleyi aldım ama şaşık geri alabiliyor. Gördü. Şu an konum bence beyazda fena değil ama bence bunu ben kandırırım burada böyle böyle. Tamam. Şu an istediğim tüm taşlar en savunma yerlerinde. Tamam, girelim kale 8. C5 geldi. Kale A3 insem iyi gibi. Ver de sen veziri. Çok karıştı ha. Vezir B7. Dur bakalım bir kale A7 girelim. Biraz ekibi
Oynayamayız rakiple. Belki vezir c6 falan koyar da keyfimiz yerine gelir. Vezir b6 geldi. Vezir a4 gelip böyle bir şey istesem. Açmazdan. Vezir a4. Şah. Aynen, bu çok mantıklı şu an. Tam ortalık karıştırmam mesela. Belki bunu da istiyorlarım bu arada çaktırmadan. Buruk buruk en son kale a2 var çünkü. Şah çekti. Bir şah aşıydı kritik hamle. Bunu istiyorum. Buraya gelmek istiyor aynı zamanda. Burada bayağı şans var bence. Kale gidiyor. 2 şah kekiyor. Aha, buna vurdum artık ya, tamam. Bunun zamanı geldi. Tamam, burada artık yenilme ihtimalim yok. Öyle söyleyeyim. Bu hamleden sonra hiç şansı yok bence. Her şeyi koruyorum konumdaki. Şah gibi bir tek hamlesi bence. Kale f3 geldi. Direkt mat kale a2 şah. Geçmiş olsun kardeşim. Buna da böyle arkadaşlar. Bir hamlede matımızı yapıyoruz. Güzel. İyi kandırdık. Buna bakalım. Hatayı nerede yaptım acaba? Onu merak ediyorum. Konum çok iyi çünkü burada. Hatta size göstereyim. Burası 0.80 bandı olması lazım. Normal şartlarda. Aynen. Daha fazla attı. Vezir e7. H6. Vurdu. At d4 geldik. Vurdu her şeye. At d5. Tamam. Ben burada c5'te yaptım düşünüyorum. C5 hamlesi çok gereksizdi bence benim yaptım. Vurdu. Fil b7. F4. Evet abi, doğru ya. Yap bir tane mesela c6, sonra al piyonu. Niye uğraşıyorsun ki? Doğru söylüyor. C5 çok kötü, bakın. Konumu direkt sıkıntıya soktu bu hamle ama hala konum bana iyi burada, size söylediğim gibi. Bunun devamı nerede patladı? Onu merak ediyorum. Kale f2, g6. Evet, bu kötü diyor. Vezir d7, h4. Doğru lan, doğru ya. Çek bir tane şah, 8 kale düştü. Kale f7 kıramıyor ki, vezir boştu. Arkadaşlar niye söylemiyorsunuz maç esnasında? Burada, evet, buradan sonra patladık. Peki konum hiç kayıp oldu mu? Yok, konum hiç kayıp olmamış bu arada. Şuradan bakalım devamına. Burada bir hata var mı? Bir sıkıntı var mı? Evet, çok güzel, bakın. Çok iyi bulmuşum. Engelleyemiyor aslında hiçbir şekilde. Ve şah gibi bir tekem demiştim, o da doğruymuş. Buna kale a2 ve mat oldu. Güzel. Bence iyi bir seri oldu. Sizler için faydalı düşünüyorum. 20 dakikadır falan çekmişim videoyu. Ders almak için yine de herhangi bir şey için yorumlarda buluşabiliriz. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Satrançta kalın. Bay bay.